Genelde seçimlerden sonra terör eylemi olmaz ama hemen arkasından da bir terör eylemi oldu. Şimdi ilgili haberi izliyoruz. Evet Sayın Seyirciler, hakikaten korkunç bir katliam. Tabii burada saldırıyı DAEŞ'in üstlendiği hikayesinde sanıyorum palavra olduğu çıktı ortaya. Çünkü Putin açıkladı ki, Putin'in en son yaptığı açıklamalara göre bu olayın İslam'la falan alakası yok. Tamamen Batı cephesinin istihbarat örgütlerinin işi olduğunu söyledi Putin. Tabii bu da önümüzdeki günlerde, aylarda özellikle Amerikan seçimine gidilirken durumun ne kadar gerileceğinin bir işareti. Tabii bir yandan da Rusya'daki saldırganlar itiraf ettiler. Bakalım neyi itiraf etmişler. Konser salonunu bastılar, masum sivilleri gözlerini kırpmadan katlettiler. Ülke dışına kaçmaya çalıştılar, kısa sürede yakalandılar. Moskova'daki kanlı gecenin faili DAEŞ'lı teröristlerin ifadeleri kan dondurdu. Saldırıyı para için yapmışlardı ancak hedefte sivillerin olduğunu biliyorlardı. За сколько денег? Где-то полмиллион. Полмиллион чего? Полмиллион рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил. Teröristler iddia ettiklerine göre saldırı emrini vereni tanımıyor. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграм написали без имя, без фамилия, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Ну как так тебе? Просто взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Hedeflerinin masum siviller olduğunu büyük bir soğukkanlılıkla itiraf ettiler. С чего начал? Что он тебе говорил? Что надо сделать? С чего начался разговор? Просто поздоровался сначала, потом мне предлагал, я согласился. Что предлагал? Деньги предлагал. Деньги предлагал за что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела сделал. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что? Кого убить? Вот на место. Милен Hanım. Her terör eyleminin bir siyasi hedefi vardır. Ne var burada sizce? Her ne varsa da biz kendi toplumumuzda da, kendi ülkemizde de sivil halka yönelik terörün acısını çok iyi bilen bir milletiz. Çok üzücü. Bütün gördüğüm sahnelerin hepsi çok kötü. Batı'nın yine parmağı var. Yine Batı rahat durmuyor. Yine seçimden sonra güçlü bir Putin'le, güçlü bir Rusya'nın önünde sopayı gösteren bir Batı var yine. Amerika'nın arkasında olduğu bir eylem. Ne yazık ki bu topraklarda biz bunu çok yaşıyoruz ve acısının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Onlar yeni yeni tadıyor. Siz ne diyorsunuz Ahmet Bey? Siyasi hedefi nedir bu eylemin? İki hedef gözüküyor. Bir tanesi Gazze olaylarının üzerini kapatmak üzere tertiplenmiş, arkasında değişik istihbarat örgütlerinin olduğu bir eylem gibi de gözüküyor. Çünkü bir hayli tepki aldı bu zalimlik ve katliamlarından dolayı İsrail Gazze'de yapmış olduğu eylemlerinden. Bunu onu örtmek DAEŞ üzerinden, çünkü DAEŞ her ne kadar istihbarat örgütlerinin, özellikle Batı istihbarat örgütlerinin oluşturduğu bir yapıysa da netice itibariyle bir ayağıyla da tırnak içinde İslami terör örgütü gibi gösterilen bir yapı. Bu yapının Putin'in böyle... Putin'in yorumuna katılıyor musunuz? Bu Batı cephesinin bir düzenidir diyor. Genel anlamdaki o söz üst söz doğru, fakat Putin de bunu alıp... Ukrayna ile yapmış olduğu mücadele içerisinde kullanmış gibi de görünüyor. Tabii bunu çözebilmek terör eylemi ama arkasındaki güç tam nedir bilmek de o kadar kolay değil. Ama iki farklı görüşü takip edebildiğim kadarıyla uzmanlardan çatıştığını görüyorum. Her ne olursa olsun iki yapıya da Rusya ile Ukrayna arasında Putin'in hamle yapması ve biliyorsunuz füzelerle saldırılar yaptı Ukrayna'ya. Onun da kullanabileceği bir argüman haline anında dönüştü. İsrail'in de istese de istemese de zaten
kendi yaptıklarının üzerine bir perde atma noktasında da bir hizmet etti. Sonuçta şunu net bir ifade etmek isterim ki dünyanın neresinde kim tarafından kime yapılırsa yapılsın terör çok insanlık dışı bir eylemdir ve teröristler de bu eylemin araçlarıdır. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde bütün dünyadaki sağduyu sahipleri Türkiye'deki bilerek ya da bilmeyerek teröristlerin arkasında duran yapılar da dahil olmak üzere evet. bundan vazgeçerler. Çünkü terörün hiç kimseye uzun vadede bir faydası yoktur. Evet, Kurtuluş. Yani Rusya'nın bu terör eylemini nasıl anlaması gerektiğini diyelim hiçbir bilgi bile olmasa şu değerlendirmeyi yapar. Bu terör saldırısını Amerika Birleşik Devletleri nokta atışı biliyordu. İki hafta önce konser salonları, efendim toplu sanat galerileri ve Amerikan vatandaşları gitmesin diye bir uyarılar zaten uyarı vardı diyor. Vardı, biliniyordu. Bunu bir defa çok net bir şekilde engellemediklerini, bu istihbaratı da yeterli açıklıkta Rusya'yla da paylaşmadıkları ortada. Ha, burada nasıl bir mesaj veriliyor? Bir Putin'e yönelik mesaj var, bir de Rusya halkına yönelik bir mesaj var. Bak şimdi burada Sevil, bizim programa da katılan Sevil tweetinde demiş ki Moskova'daki terör eylemi için seçilmiş yer etnik Azerbaycanlıya aittir. Seçilmiş teröristler merkezi Asya'dandır. Teröristlerin birinin güzergah olarak Türkiye'de bulunması, Mart'ın 4'ünde Moskova'ya gitmesi detayını da eklersek bir resim çıkıyor ortaya, bir aynen. mühendislik çıkıyor diyor. Aynen. Ne çıkıyor burada ya, sence? Ya bu saldırının bakın hedefinde Türkiye'de vardı. Türkiye'de de terör saldırılarında aynen aynı etnik kökenden, aynı coğrafyadan gelen ve daha önce işte DAEŞ ya da IŞİD dediğimiz yapı içerisinde eğitilen teröristler söz konusu. Ama burada yani spesifik olarak Rusya'ya ne mesaj veriyorlar, Putin'e ne mesaj veriyorlar? Sen %87 ile seçilebilirsin ama o iktidarda rahat oturamayacaksın bir defa. Evet, bunu diyorlar. Bunu diyorlar. İkincisi Rusya halkına seçtiğiniz için sizi de cezalandırıyoruz. Evet. Yani %87'ye karşı Rus halkına bir ceza kesme olarak da görülüyor. Evet, istikrarını sevmedik biz diyorlar. Tabii Rusya, ama Rusya da bunu bildiği için burada iki tane simgesel ifade kullanıyor Putin. Birincisi diyor bu nazivari bir terör eylemidir. Korku salmaya çalışıyor. Bunun adresi neresi? Ukrayna'dır. İkincisi teröristlerin kaçış yolunu Ukrayna bir kanal açmıştı. Evet. Bunlar da zaten Putin'in faili tarif etme biçimi açıklıkla. Evet.